Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan Hasan Alpargün apartmanının yıkılmasıyla ilgili açılan davanın ikinci duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada tutuklu yargılanan sanık Hasan Alpargün duruşmaya sekbise katıldı. Mahkeme heyeti Alpar Gün'ün tutukluluk halinin devamına, binanın neden yıkıldığı ve binanın yıkılmasında müteahhit olan sanığın kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a kadar erteledi. Duruşma sonrası Hasan Alpar Gün apartmanında hayatını kaybedenlerin yakınları adına avukat Beşir Ekinci gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar bugün Hasan Alpargün'ün yaptığı Alpargün Apartmanı'nın 96 canımızı yitirdiğimiz apartmanın ikinci duruşmasını mahkeme heyeti gördü. Ben ve arkamda gördüğünüz meslektaşım ve aile yakınlarımız dosyayı ve duruşmayı son ana kadar bütün dikkatimizle izledik ve takip ettik. Mahkeme sunduğumuz tüm delilleri, taleplerimizi tanık beyanlarımızla beraber yeniden ve kapsamlı bir rapor alınarak dosyaya sunulmasını talep etti. Yine sanık katil Hasan Alpargün'ün iddia ettiği kolon kesme iddiaları bu mahkemede tamamen çürütüldü. Bu iddia artık söz konusu değil.